Kendini eleştiren işleri seviyorum. Lovely Writer'da bir taraftan içinde bulunduğu endüstriyi eleştiren ama bir taraftan da o endüstrinin gereklerini yerine getiren bir işti. Peki bir bütün olarak ele alındığında Lovely Writer nasıl bir dizi? Bu videoyu çok istediniz. Bugün Lovely Writer hakkında konuşacağız. Lovely Writer 12 bölümlük bir Tayland BL dizisi 12 Mayıs'ta final yaptı dizi. Bu diziyle ilgili bir video çekmeyi gerçekten çok istiyordum çünkü Lovely Writer hakkında söylemek istediğim çok şey var. Dizide Jean ve Nasib'in hikayesini izliyoruz. Jean bir yazar, aslında başka türlü kitaplar yazmak istese de şirketi kendisini BL romanlar yazma konusunda zorluyor. Yazdığı ilk BL roman Bad Engineer çok beğeniliyor. Ciddi de bir ticari başarı kazanıyor. O yüzden kitabın dizisi çekilmeye başlanıyor. Jean'in bu dizinin oyuncu seçmelerine katılmasını istiyor şirketi. Jean de bu seçmeye gidiyor. Seçmelere gelen ve dikkat çekici oyunculardan biri olan Nasib ile bu seçmeler sırasında tanışıyorlar. Nasib'in menajeri Jean'in üniversiteden arkadaşı. Daha sonra evsiz kalan Napsib'i Jean'in yanına yerleştiriyor menajer. Bir taraftan Napsib'le yaşamaya başlamak, diğer taraftan editörünün yeni kitabında daha fazla erotik sahne olması konusunda baskıları derken Jean'in hayatı bir anda alt üst oluyor. Dizide başrollerde Up ve Kao var. Up'ı Jean rolünde, Kao'yu da Napsib rolünde izliyoruz. Kao'yu daha önce oynadığı Until We Meet Again dizisinden anımsıyor olabilirsiniz. Up çaylak bir oyuncu. Kendisini ben ilk defa bu dizide izledim. Dizinin yönetmeni T. Bandit, o da daha önce Time Type isimli diziyi yönetmişti. Bu dizinin iyi yaptığı ve kötü yaptığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Sevdiğim tarafları ve sevmediğim tarafları oldu ve genel olarak diziye dair arada kaldığımı söyleyebilirim. Merak etmeyin, ne demek istediğimi tek tek açıklamaya çalışacağım. Şu noktada da uyarım yapmış olayım. Videonun bundan sonraki kısmı diziye dair spoiler bilgiler içeriyor olacak. Aman dikkat! Lovely Writer daha ilk sahnesiyle beni heyecanlandıran bir dizi oldu. İlk sahnede Jean'in bilgisayar başında bir seks sahnesi yazarken görüyoruz. Aslına bakarsanız bu sahne bizim BL dizilerden, BL novellardan oldukça aşina olduğumuz bir sahne. Jean yazıyor, yazıyor, yazıyor ve sonra bir anda yazdığı her şeyi siliyor ve diyor ki ama bu cinsel taciz, bunun nesi romantik? İşte bu sahneyi gördükten sonra ben de dedim ki sonunda BL dizi sektörünün ipliğini pazara çıkartacak bir dizi var karşımızda. Ancak dizi ilk bölümlerdeki bu tonunu dizinin devam bölümlerinde maalesef sürdüremedi ve özellikle son iki bölümün ve finalin oldukça kötü olduğunu düşünüyorum. Lovely Writer'ın ilk 4 bölümünü çok severek izledim ve özellikle bu ilk 4 bölümde BL sektörünün gerçek yüzüne dair çok önemli şeyler anlattığına da inanıyorum. Dizinin geneline baktığımızda da hem Tayland'da eğlence sektöründe çalışan bir gay olmak üzerine hem de BL sektörünün nasıl işlediğine dair çok sert şeyler söylüyor dizi. Ama dizinin tüm bölümlerini göz önüne alınca senaryosunun darmadağınık olduğunu ve kötü yönetilmiş bir dizi olduğunu görüyoruz. Sırayla gidelim ve öncelikle dizinin BL sektörüyle ilgili ortaya çıkardığı kirli çamaşırlardan tek tek bahsedelim. Videolarımı izliyorsanız BL dizilerdeki toksiklik konusundaki hassasiyetimi de biliyor olmalısınız. Ve üzerine sıklıkla durduğum en önemli sorun da BL dizilerde taciz ve tecavüzün normalleştirilmesi, hatta romantize edilmesi. Az evvel bahsettiğim üzere dizi daha ilk sahneden bu konuyu gündeme getiriyor ama ilerleyen bölümlerde bunun üzerinde yine duruluyor. Bad Engineer'in çekimleri sırasında Nasib bir sahnede çok rahatsız olarak bundan fazlası tecavüz olur diye sıkıntısını belirtiyor. Ama yönetmene söz geçiremediği için o sahne yine yönetmenin istediği şekilde çekiliyor. Bence burada çok can sıkıcı ve üzücü olan şeylerden bir tanesi de dizide yönetmeni canlandıran karakterin LGBTQ komünitinin bir parçası olmasına rağmen bu cinsel taciz sahnelerini sanki çok romantik, çok seksi bir şeymiş gibi çekmek istiyor olması ve bu konuda oyuncuları da zorluyor olması.
Yine daha ilk bölümden üzerinde durulan sıkıntılı durumlardan bir diğeri de BL dizilerde yer alacak oyuncularla ilgili ikiyüzlü yaklaşım. BL dizide yer alacak bir oyuncuysanız gay olabilirsiniz ama çok da gay olamazsınız. Diziyi açık şekilde kadınlara pazarladıkları için özellikle başrolde yer alacak oyuncuların çok da feminen olmaması gerekiyor. Ve yine diziye oyuncuları seçtikleri olmasa da açık açık diziye gay bir oyuncu seçerek nasıl da LGBTQ community'nin sempatisini kazanacaklarından falan bahsediyorlar. Ve eminim dizi seçmelerinde tüm bunlar gerçekten yaşanıyordur. Bu gerçekten çok büyük bir ikiyüzlülük. Ve yine eminim Tayland'da BL sektöründe çalışan pek çok genç oyuncu bu yaşananlar yüzünden gerçek cinsel yönelimlerini de saklamak zorunda hissediyordur kendini. BL dizi sektöründeki can sıkıcı mevzulardan bir diğeri de fan servis konusu. Lovely Writer'da da bu konuya fazlaca yer verilmiş. Dizide şirketlerin dizilerdeki oyuncuları nasıl da birer BL ship olarak pazarladıklarını ayan beyan görüyoruz. BL dizi oyuncuları bunun kariyerleri için bir zorunluluk olduğuna inandırılıyorlar ve zamanla da buna ister istemez uyum sağlıyorlar. Ayrıca bu uğurda oyuncular hayranlarına sürekli yalan söylemek zorunda da kalıyorlar. Hatta bunun için şirketler tarafından bayağı bir zorlanıyorlar. BL dizilerdeki oyuncu çiftlerin dizi dışında da sevgili gibi davranması o kadar olağan hale gelmiş ki gerçekle rol arasındaki sınır gittikçe bulanıklaşıyor. Çizgi aşan toksik fanlar olduğu doğru ama bu noktada hayranlara biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Çünkü hayranlar durduk yere kendi kendilerine bu hale gelmiyorlar. Çünkü sektör çiftleri bu şekilde pazarlıyor. Ve sizin fikrinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Sizce burada gerçek suçlu kim? Hayranlar bu şekilde talep ettiği için mi durum bu hale geldi? Yoksa şirketler çiftleri bu şekilde pazarladıkları için mi durum bu hale geldi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun buraya kadarki kısmında dizide bahsi geçen BL sektöründeki problemleri özetlemeye çalıştım. Keşke dizinin ana odağı basitçe tam olarak bu olsaymış. Keşke dizi sadece BL sektöründe gerçekten eşcinsel olmanın zorluklarından ve sektörün ikiyüzlülüğünden bahsediyor olsaymış. Dizinin ilk bölümlerinde çok da didaktik olmayan, eğlenceli hatta komik bir şekilde bunu o kadar iyi başarmışlardı ki. Ama bölümler ilerledikçe dizi çok dramatik bir hal aldı. İzleyiciye asıl vaat ettiği şeyi unuttu ve hatta eleştirdiği şeyleri kendisi yapmaya başladı. Örneğin Up ve Kao diziden bağımsız şekilde şu anda bir BL ship olarak pazarlanmıyorlar mı? Ya da dizideki gay çiftimiz Jin ve Napsip bir BL dizi klişesi olarak maskülen taraf ve feminen taraf olarak ayrışmadılar mı? Ya da dizide Napsip gereğinden çok fazla kez üstsüz gösterilerek bir seks objesi haline getirilmedi mi? Dizi BL sektörünün gerçeklerini açığa çıkarmak üzere yola çıkmışken bölümler ilerledikçe BL dizi klişelerinden kaçınamadığı bir hale geldi. Lovely Writer'da senaryo ile alakalı ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 12 bölümlük dizi boyunca Jin ve Napsip'in aşması gereken 3 büyük engel karşılarına çıktı. Ayrıca finale doğru o yaşadıkları ayrılık anlamsız, mantıksız, gereksiz ve oldukça zorlamaydı. Senaryoya dair beni en rahatsız eden şey Jin ve Napsip'in çocukluktan beri arkadaş olmalarının anlatılış şekliydi. En başta bilmiyoruz ama ilerleyen bölümlerde öğreniyoruz ki Jin ve Napsip aslında çocukluk arkadaşıymışlar, çocukken yakınmışlar, aileleri de komşuymuş. Napsip ile Jin arasında 5 yaş fark var. Napsip henüz 6 yaşındayken yani Jin 11 yaşındayken Napsip Jin'e aşık. Peki günümüze geldiğimizde Napsip Jin'e neden yalan söyledi? Neden çocukluktan beri tanışıyor oldukları gerçeğini Jin'den sakladı? Bu yalanların hiçbir mantıklı açıklaması yapılmadığı gibi yapılan açıklamalar da asla tatmin edici olmadı. Ayrıca diğer taraftan Jin nasıl oldu da Napsip'i tanımadı? Ve aileler yan yana evlerde yaşıyorlar, yıllardır komşular. Bu kadar zaman içerisinde nasıl oldu da Jin ve Napsip birbirini hiç görmedi? Napsip Jin'e bu süreç boyunca sürekli yalan söyledi. Hatta gitti yan dairesini satın aldı ve bunu da ondan gizledi. Ben
Jin'in yerinde olsam Napsip'i asla affetmezdim. Çünkü söylediği yalanların ne bir açıklaması var ne de bir mantığı var. Jin ve Napsip'in çocukluklarına dair olan sahneleri genel olarak rahatsız edici buldum ben. Sonuçta bunlar aralarında 5 yaş farkı olsa da küçük çocuklar. Jin'in babası bu iki küçük çocuğun arasında arkadaşlıktan öte bir şey olabileceğini düşünerek alıyor Jin'i yatılı okula gönderiyor sonra. Bu sahneleri izlemek benim için rahatsız ediciydi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu çocukluktan tanışma, çocukluktan aşık olma kısmı keşke senaryoya hiç dahil edilmeseymiş. Jin ve Napsip karşılaştıkları ilk engeli aştıktan sonra geliyoruz hikayedeki ikinci engele, aileye açılma kısmına. Bence hikayenin bu kısmını, aileye açılma, ailelerin verdiği tepkiler kısmını gayet başarılı bir şekilde işlemiş dizi. Özellikle ailelere durumu anlattıkları o yemek sahnesi bayağı başarılı bir sahneydi bence. Önce şakalaşırken durum ciddiye binince İnsanların, ebeveynlerin verdiği o tepki bayağı güzel işlenmişti. Dizideki senaryo ile ilgili en büyük sıkıntı bana sorarsanız finale doğru gerçekleşen o skandal ve skandal sonrası ayrılık sahneleriydi. Dizi en başından beri bizi bu ana hazırlamış olsa da o anda yaşananları izleyicilere çok iyi bir şekilde aktarabildiklerini düşünmüyorum. Jin ve Napsip birlikte görüntüleniyorlar. Bu görüntüler Twitter'a düşüyor. Tabii bayağı büyük olay oluyor. Çok konuşuluyor. Bir skandal haline geliyor. IA bu görüntülerle ilgili bir canlı yayın yapıyor. Yaptığı canlı yayın tabii mevzuyu daha da kötü bir hale getiriyor. Şirketin ve menajerlerin bu noktada istediği Jin ve Napsip'in ilişkisini saklaması, hatta ayrılmaları, görüşmemeleri. Napsip dik durup bunu yapmak istemediğini söylerken Jin hemen pes edip ayrılmaları gerektiğine karar veriyor ve ikisi ayrılıyorlar. Aslında ikisi de bu işe mecbur iki karakter değiller. Aileden zenginler, paraları var ve isteseler çekip çıkabilirler o odadan ve bunları yaşamak zorunda kalmazlar. Ama nedense Jin ayrılmaları gerektiğini düşünüyor ve elbette ki ayrılıyorlar. Peki 4 ay sonra ne oldu, ne değişti de hop bir anda yine bir araya geldiler. Hiçbir şey konuşmadan, hiçbir sorunu çözmeden bir baktık ayrıydılar, üzerinden 4 ay geçti, bir baktık yine sevgili oldular, yine öpüşüyorlar. O zaman bu ayrılık hikaye örgüsünün ne manası kaldı? Yani neden ayrıldılar, nasıl barıştılar? Tüm bu yok yere ayrılık ve yok yere barışma sahneleri bence tümden saçmalıktı. Ucu açık kalan tüm hikayeleri mantıklı bir şekilde açıklamak yerine aşırı uzun final bölümünde Disney temasında hayal sahnelerine yer vermişler. Bu sahneler dizinin en anlamsız ve sıkıcı sahneleri olmakla beraber Jin'i bir Disney prensesi, Napsip'i de prens olarak resmetmeleri oldukça heteronormatif bir yaklaşımdı ve dizinin tümüyle de ters düşüyordu bence. Lovely Writer'ın en doğru yaptığı şey rıza alınması konusundaki hassasiyetti bence. Jin de Napsip de birbirlerinin rızasını almadan hiçbir temasta bulunmadılar ki bu bizim diğer dizilerde çok da alışık olduğumuz bir şey değil. Mesela Jin'in sarhoş olup resmen Napsip'in üzerine atladığı sahneleri de başarılı bir şekilde çektiklerini düşünüyorum. Çünkü her erkek karşısındaki sarhoş olunca ondan faydalanacak diye bir kural yok. Apı oyunculuk açısından çok beğendim ben. Her ne kadar son bölümlere doğru dizi senaryo açısından da yönetmenlik açısından da batırmış olsa da Up elinden geleni yapmış bence. Kaan'ın oyunculuğu da fena değil bana sorarsanız ama ben onu oyuncu olarak çok beğenmiyorum açıkçası. Until We Meet Again'de de çok beğenmemiştim. Bana çok donuk bir oyuncuymuş gibi geliyor ve mimiklerini anlamakta da zorlanıyorum. Aya'yı canlandıran Bruce'un oyunculuğunu çok beğenenler de olmuş, hiç beğenmeyenler de olmuş. Ben açıkçası beğenmeyen taraftayım. Ama Aya karakterine cidden çok gıcık oldum, nefret ettim resmen o karakterden. Bu açıdan baktığımızda da oyunculuğun iyi olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Anlatamadı dizi. Aya'nın hikayesinin yarım kaldığını düşünüyorum. Lovely Writer'da son bölümler gerçekten uzun ve sıkıcıydı. Aslında bu kadar uzun bölümü dolduracak bir şey anlatmıyorlardı ama son bölüm yanlış hatırlamıyorsam 1 saat 20 dakikaydı. Kurguda sıkıntılar vardı dizide, sahnelerde, konuşmalar arasında çok uzun beklemeler vardı.
Bu da tabii ki dizinin dinamizmini öldürüyor ve sıkıcı bir hale getiriyor. İzlemesi zor bir hale getiriyor. Bazı sahneler gerçekten çok gereksizdi ve gereksiz yere uzun tutulmuştu bence. Love and Rights'ı bence fena bir dizi değil. Özellikle başlarda diziyi hem romantik hem de komik bulmuştum ben. Ama senaryodaki anlamsızlıklar ve eksiklikler diziyi sabote etmiş. Love and Rights'ı çok daha iyi bir dizi olabilecekken finaldeki yaptığı hatalar yüzünden vasat bir şekilde tamamlanmış oldu. Diziyle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada kanalda yeniyseniz ben Burcu Babal. Her hafta yeni dizi inceleme videoları yayınlıyorum kanalımda. Ayrıca BL dizilere de yer veriyorum. İncelemesini izlemek istediğiniz BL dizilerin isimlerini de yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalımı takip ederek, videolarımı beğenerek ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.